Sevgili seyirciler, karşınızda Resul Tosun. Resul, hoş geldin. Nasılsın? 10 numara 5 yıldız. Adamsın. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Neler yapabilirim? Şarkı söylüyorum. Başka? Onu birazdan göreceğiz zaten. Onun dışında neler? Ne kadar zamandır şarkı söylüyorsun? Bir 5 yaşından beri şarkı söylüyorum. Vay be. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Hayatının yarısı şarkıyla, türküyle geçti öyle. Peki senin bu sesini kim keşfetti, kim destekledi, nasıl oldu? Halkımız tabii. Efendim? Halkımız. Halkımız. Sevdiler. 5 yaşında halkın karşısına çıkıp... Yok, 6 yaşına gittim. Babam beni, babamın da sesi güzeldir. Babam beni hep eğitti, şöyle oku, böyle oku işte. Ondan sonra tamam baba dedim. Onun gibi okumaya çalışıyorum. Halkın sanatçısı ya. Resul Tosun! İlker. Efendim. Bir bak bakalım Resul'e, tanıdık geldi mi? Şöyle bir bak bakalım. Şöyle bir suratına. Hı? Tanıdık gelmedi mi? Acaba diyorum, hemşeri olabilir misiniz? Balıkesir misin? Ya! Gerçekten mi? Gerçekten. Koçum benim ya! Bak! Ya! Lan şuraya yazıyorum. Gördüm daha, aha dedim hemşerim geliyor. Resul Tosun! Dedim ki bu çocukta bir gelecek var. Bak, aha, bak şuradan, aha. Vallahi koçum benim be, Balıkesir. Aynen. Ya biz Balıkesirlilerin sesi çok iyiyizdir. Yani ya. Benim de 5 yaşından 10 yaşına kadar çok ciddi bir sanat hayatım var. Bakarsın ileride böyle bir hani Balıkesir grubu kurarız. Beraber şarkı söyleriz. Aynen. Ne dersin? Ya benim sesim de çok iyidir. Yani söylemeye kalksam biraz kısık oluyor sanırım. Abi canım 3 oktav aynen. Sesi var. Kimlerle geldin? Anne, dayı ve yenge değil mi? Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim keşfetti mi diyeyim artık Resul'ü? Küçüklüğünden beri söylediği için yani babası, ben yani öylelikle hep devamlı evde zaten hep söyler. Ne güzel. Evet. Evden neşe hiç eksik olmuyor. Aynen. Maşallah. Evet. Peki kız halaya olan dayıya çeker diyorlar. Çekti mi dayıya? Yok. Yok. Öyle mi? Babaya çekmiş. Öyle mi? Evet. Peki en iyi huyu ne? İnternete... Güzel oynar. Onu ya bir annenin yani. Bunu güzel huy diye saymasını ayakta alkışlıyor. Kötü huyu ne? Biraz çok paraktif yani. Paraktif. Nasıl? Evet. Çok hızlı yani. Hep zıplar. Hızlı. Paraktif, evet. Paraktif bir çocuk. Hızlı mısın? Peki, evde annen mi daha yaramaz, baban mı daha yaramaz? Sen. Elbette öyle, eminim. Birinci sensindir. Seni kim takip ediyor? Annen mi daha yaramaz, baban mı daha yaramaz? Baba. Baban mı? Tabii burada yok ya, arkasından konuş. Peki, kimin sözünü daha çok dinliyorsun? Anneyi mi, babayı mı? Babamın. Bu cevap net geldi ama. Değil mi? Annenin en güzel huyu ne? Annemin en güzel huyu beni camından çok sevmesi. En kötü huyu ne? En kötü huyu beni seviyor ama yani kızıyor. Ama sor bakalım niye kızıyor? Anne, tabii ki her zaman sevdiğin. Bana niye kızıyorsun? Neden kızıyorsun? Yok, kızmıyorum oğlum sana. Tamam kızım. Tamam. Yalnız, tamam, evde soracağım bunu sana. Peki, arkasından konuşalım babanın. En kötü huyu ne?
Babam ben şarkı söylerken babam dur bir şunu göstereyim diyor. Beni sinir ediyor. Dur ben şunu bir dur diyor, bir dinle diyor. Sonradan ben de tamam baba diyorum, şarkıyı durdurmak zorunda kalıyorum. Babam okuyor, ben de onun aynısını okuyorum. Bir de koy, babamın kötü huyu yoktur. O da sayılmaz be. İyi huyu ne? İyi huyu. İyi huyu. Huyu. Bulamadı. Resul unutma, eve döneceksin. Bir an önce cevap ver. Yakışıklı demişse de. O da da. Anneme danışabilirsin. Babam yakışıklıdır. Hah. Neydi? Hı? Ne? Yakışıklı. Anne neydi yakışıklı? Ana, oğul bir adamın bir huyunu bulamadın. Helal olsun be. Peki, hazır mısın sahne için? Hazırım. Gel beraber. Şimdi sizi kulağınızın pasının silineceği bir performansla Resul'le baş başa bırakıyorum. Buyurun, sahne sizin. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Benden 10 numara. Jüri kaç yıldız? 5 yıldız. Gel. 10 numara 5 yıldız. Hemen şimdi Resul'le beraber ödüle gidiyoruz. Zeynep'in de çok özel bir performansı var. Türkiye'de yeni gelişmiş bir spor. Ne diyoruz ona? Beat. Space. En iyi derecen ne? 3.97. Şu anda ekranda kanıtlanmış oldu değil mi? Evet. Madem öyle.